Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan, pilotlarını kurtarmak için dünyanın en gelişmiş fırlatma koltuğunu seçti. İşte Martin Baker T-18'nin şaşırtıcı özellikleri. Kaan savaş uçağı, fırlatma koltuğunda Martin Baker T-18 modelini tercih etti. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Kaan, kritik bileşenlerinden biri olan fırlatma koltuğunda İngiliz savunma firması Martin Baker'ın T-18 modelini kullanacak. Söz konusu tercih, yüksek güvenlik ve operasyonel kabiliyetlerin önceliklendirildiğini ortaya koyuyor. Martin Baker, dünya genelinde 100'den fazla hava platformunda kullanılan fırlatma koltuklarının önde gelen üreticisi konumunda. Şirketin resmi açıklamasına göre, Kaan için özel olarak geliştirilen T-18 koltuğu, pilot güvenliğini en üst seviyede sağlamayı hedefleyen son teknoloji çözümler barındırıyor. Martin Baker yetkilileri, Kaan gibi 5. nesil platformlar için geliştirilen T-18, modern savaş ortamlarında hayatta kalma ihtimalini artıran üstün bir kurtarma sistemidir ifadelerini kullandı. T-18 modeli, sıfır kurtarma kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Yani pilotun yerde sabit durumdayken bile güvenli şekilde fırlatılmasını mümkün kılıyor. Ayrıca koltukta entegre sensörler, dijital veri kayıt sistemleri ve otomatik iniş destek mekanizmaları yer alıyor. Bu yönüyle T-18, hem güvenlik hem de görev sonrası analiz açısından gelişmiş çözümler sunuyor. Fırlatma koltuğu seçimi, Kaan'ın tasarım süresindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak görülüyor. Daha önce Aselsan tarafından geliştirilen aviyonik sistemler ve çeşitli görev yükleri de kamuoyuna tanıtılmıştı. Martin Baker işbirliği ise uçağın bazı kritik bileşenlerinde uluslararası çözüm ortaklarına da kapı araladığını gösteriyor. 2028 yılı itibarıyla envantere girmesi planlanan Kaan, Türkiye'nin hava gücünde yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Fırlatma koltuğu gibi detaylarda yapılan tercihler, uçağın operasyonel güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Martin Baker ile yürütülen bu işbirliği, projeye uluslararası ölçekte bir boyut kazandırırken, pilot güvenliği konusunda da güçlü bir zemin oluşturuyor. Çok iyi gidiyor. Ama tabii büyük ihtimalle siz Kaan'ı merak ederseniz. Kesinlikle. Evet, söyleyeyim. Kaan şu anda mekanik testlerden geçiyor. Allah'ın izniyle. Yani takvime göre devam ediyoruz. Bu yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi ilk uçuşu gerçekleştireceğiz. Fırlatma koltuğu ile ilgili bir konu da var galiba. Oradaki konumuz şu. Fırlatma koltuğu bize İngiltere'den aldığımız bir koltuk. Onun için testleri İngiltere'de yapıyor. Bir Kaan'ın bir ön kısmı yapıp oraya gönderdik. Test kullansınlar. İlk fırlatma yapıldı. İkinci fırlatma yapılacak. Böylece Allah göstermez. Uçarken bir terslik olursa pilotumuzun garanti kurtulacağını en azından bildiğimiz bilgi dahilinde onu görmüş olacağız. Program aynen devam ediyor. Herkeste 10 numara heyecan var. Bize hizmet veren iniş takımcı olsun, Taç gibi, Volo gibi, bütün firmalar, Volt gibi, bugün İzmir'de onları gördüm. İzmir firması enerji dağıtım sistemini yapıyor. Diğerleri ürünle de entegre ediyor. Yani 10 numara gidiyor Allah'ın izniyle. Sözümüz söz, Allah tutmamıza nasip etsin. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.